Covid-19 pandemisinde gün geçtikçe ve dünyadaki tüm bilgiler birleştikçe elimize pek çok veri geçiyor. Koronavirüs ile enfekte olan kişilerin yaşadığı belirtiler için listemiz uzadı. Ancak en başından beri bildiğimiz 3 ana belirti vardı. Yüksek ateş, öksürük ve nefes almada zorlanma. Özellikle nefes sorunları yaşamak hastalığın ağırlaşmış evresini gösteriyor ve bizim için hala çok önemli. Bildiğiniz üzere koronavirüslerin hedefi akciğerlerimiz. Virüsün etkisi için daha önce hazırladığımız video linkimizi de şuraya eklemek istiyorum. Şimdi izlemediyseniz lütfen ona öncelikle bir göz atın. Vücudumuza girdiğinde neler olduğunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Evet, nefes darlığı belirtisi önemli dedik. Ancak nefes darlığı yaşamak sadece bu hastalığa özel de değil. Göğüste bir sıkışma ile kendini gösteren nefes darlığı kalp krizi belirtisi de olabilir. Veya bir panik atak geçirdiğinizde de söylüyor olabilir size. Bugün biraz kaygıdan mı yoksa gerçekten mi koronavirüs nedeniyle mi nefes sorunu yaşıyorsunuz, ondan bahsetmek istiyorum. Kanalımıza belki de en çok gelen sorulardan biri de bu. Endişe içindeki bekleyiş, uzun süredir evde kendi karantinanızda olmanız, işe gidememek, okula gidememek, hasta olma korkusu gibi toplum olarak yaşadığımız pek çok olumsuzluk var. Bu da maalesef ki kaygılarımızın artmasına neden olabiliyor. Haberlerden psikolojik olarak etkilenerek hastalık belirtilerine sahip olduğunuzu da zannetmeniz kaçınılmaz açık söylemek gerekirse. Şunu belirtmem lazım. Gerçekten bu normal bir süreç. Umuyorum ki bu dönemleri hep birlikte atlatacağız. Şimdi size 3 madde söyleyeceğim. Bunları uygularsanız kaygı yüzünden nefes darlığı yaşayıp yaşamadığınızı anlayabilirsiniz. Birinci adım. Yavaş yavaş derin bir şekilde diyaframdan 5 saniyede nefes alın ve 7 saniyede geri verin. Bunu 5 veya 10 dakika kadar yapabilirsiniz. İçinize aldığınız nefesi 3-4 saniyede belki de tutmanızı tavsiye edebilirim. Bu aynı zamanda kalp ritminizi de birazcık baskılayacaktır. İkinci adım ise herhangi bir sağlık sorununuz varsa doktorunuza danışmadan yapmayın tabii. Bunu da hatırlatarak bir örnek göstermek istiyorum. Bu örneği de izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bizim kanalımızda da diğer esneme hareketleri, diğer egzersizler ve evde yapabileceğiniz egzersizleri de paylaşıyor olacağız. Öncelikle dik durmanızı istiyorum. Kollarınızı yana doğru açın. Daha sonra kollarınızı açık olarak arkaya doğru açıp açıp kapayın. Yani şu şekilde hareket yapabilirsiniz. Ve sonrasında da rahatlayın. Adeta bu hareketi yaptığınızda kürek kemikleriniz arkanızda birleşiyormuş gibi olması lazım. Bu tarz kas gevşetme egzersizlerini yapabilirsiniz. Biraz rahatladığınızı varsayıyorum ve üçüncü adıma geçiyorum. Bir kokuyu olabilir, bir sesi olabilir, bir dokuyu olabilir. Dikkatinizi dağıtmaya çalışın. Bu teknikleri denerseniz ve belirtilerinizin hafiflediğini düşünüyorsanız bu endişeyle uğraştığınızın bir göstergesidir. Bu durumdan sıyrılmak ve rahatlamak mümkün tabii ki. Günlük rutininizde birkaç değişiklik yapmanızı önerebilirim. Mesela okuduğunuz, izlediğiniz haberlerin sayısını biraz azaltabilirsiniz. Bunun yerine sakinlik ve huzur yaratan fikirlere, görüntülere, kelimelere veya müziklere biraz zaman ayırın. Size iyi gelecektir. Eski seyrettiğiniz veya eski sevdiğiniz filmleri tekrar izlemek, eski tatil fotoğraflarınıza bakmak, sevdiğiniz sanatçıların konser görüntülerini tercih edebilirsiniz. Tüm bunların size iyi geleceğini umut ediyorum. Kafanızdaki sorulara biraz olsun cevap verebildim. Umarım ki. Son olarak yaşanılan nefes darlığı nasıl olur, neye benziyor gibi sorular da alıyoruz. 38'in üzerinde seyreden yüksek ateşiniz, kuru öksürüğünüz, halsizlik gibi belirtilerinizin yanı sıra yaşadığınız nefes darlığı aslında size nasıl hissettirecek şöyle söyleyeyim. Derin bir nefes almaya çalışırken adeta tıkanıyor olabilirsiniz. Soluksuz kalıyor olabilirsiniz. Bazı insanların böyle nefes darlığı çektiğini adeta konuşurken bile hissedebiliyorsunuz. Eş zamanlı olarak çok ciddi bir halsizlik de beraberinde getirecektir. Yan ağrısı da olabilir. Akciğerlerinizin tutulumu bir zatüre varsa yanlarınızda da böyle künt bir ağrı da olabilir. Tüm bu belirtiler birlikte seyrediyorsa mutlaka halk sağlığı doktorunuzu aramanız lazım. Daha doğrusu aile hekiminizi aramanız lazım. Ve şüphelerinizden bahsetmeniz gerekiyor. Nefes darlığının yanı sıra göğüste ani bir sıkışma, daha acil bir duruma yani kalp krizi belirtisi olabilir. Aynı zamanda göğüs ağrısı, kusma, terleme hissediyorsanız hemen ambulans çağırmanızı istiyorum. Gerçek şu ki vücudunuzu herkesten çok en iyi siz tanıyorsunuz. Vücudunuzdaki belirtileri takip edin ve kendi doktorunuz olun. Her seferinde de bunu söylüyoruz. Kullanım kılavuzunu aslında bizler veriyoruz. Ancak kullanmasını siz yapıyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum efendim. Sağlıkla kalın.